sürekli gündemden düşmeyen GDO konusuna da bir açıklık getirmek istiyorum. GDO konusunda birçok bilinmeyen var ama bilinen bazı net gerçekler de var. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle GDO için suçlanan 4 tane bitki var. Bunlar hangileri? Soya, mısır, kanola ve pamuk. Tabii en çok bizi ilgilendiren, haber değeri taşıyan burada soya ve mısır. Pazara gittiğinizde gördüğünüz büyük çilekler, çekirdeksiz karpuzlar veya tüysüz şeftaliler GDO'lu değil. Bakın karışmasın. Bunlar GDO'lu değil, onlar melez tohumlardır. Ülkemizde GDO'lu mısır ve soya tarımı yapmak yasaktır. Yurt dışında yasak değildir. O yüzden yurt dışından ithal olarak gelebilir. Ama insanların karıştırdığı bir şey var, o da şu. Siz pazara gittiğinizde, markete gittiğinizde orada aldığınız mısırlar GDO'lu değildir. Mısır ve soya da GDO serbest diye bir haber çıkmıştı. Ciddi olay olmuştu basında. Orada atlanan bir şey vardı. Orada serbest olan şey insanların yediği mısırlar ve soyalar değil, hayvan yemlerinde kullanılan mısır ve soyanın GDO'lu olduğuydu. Aslında bizim gidip pazardan aldığımız, marketten aldığımız mısırlarda ve soyalarda GDO yoktur. Bu çok karıştırılıyor. Ancak ve ancak yurt dışına ithal edilmiş soyalı ürünlerde, mısırlı ürünlerde GDO vardır veya olabilir. Bunu bilemiyoruz, bulamıyoruz da. Bu yüzden eğer GDO'suz beslenmek istiyorsanız pazardaki mısırdan, Çin lokantasındaki soyadan, edamame'den vazgeçmek yerine paketli ürünlerden vazgeçebilirsiniz. Bundan da önemlisi az önce bahsettiğim GDO'lu yemleri yiyen hayvanlarla beslenirseniz de GDO'lu beslenmiş olursunuz. O yüzden soyadan, mısırdan vazgeçeceğinize GDO'lu yemlerle beslenen hayvanlardan vazgeçmeniz gerekiyor. Tabii hangi hayvanlar olduklarını bilmediğimiz için hayvansal ürünler genel anlamda GDO'lu beslendiğini kabul etmemiz gerekiyor. Bugün dünyada tüm hayvanlar için yeterince besin ve yem yok. O yüzden sentetik mamalar onlara üretiliyor. Dünyada çok büyük bir sektör ve sanayi para kazanma ihtiyacı duyduğu için bunu daha hızlı yoldan yapmak için GDO'lu ürünler kullanıyor. Bu yüzden tekrar ediyorum, eğer GDO'lu beslenmek istemiyorsanız soya ve mısırdan ziyade paketli soyalı ve mısırlı ürünlerle hayvansal gıdayı hayatınızdan çıkarmak gerekiyor. Ayrıca bugüne kadar insanlar üzerinde GDO'nun gösterilmiş bir zararı yoktur. Olmadığını düşünmüyorum, ben olduğunu düşünüyorum ve GDO'dan kaçınmaya çalışıyorum. Şu an için bana şüpheli geldiği için ben tüketmemeye çalışıyorum. Eğer GDO'lu beslenmek istemiyorsanız, bu şüpheyle yaşamak istemiyorsanız hayvansal ürün tüketmeyeceksiniz. Çünkü bütün hayvanların yemleri GDO'lu. Ve ithal paketlenmiş mısır ve soyalı ürünlerden uzak duracaksınız. Ayrıca ithal paketlenmiş mısırlı ürün derken bunun içinde tüm kolalı içecekler, tüm çikolatalar, tüm şekerlemeler, bütün o mısırlardan üretilen mısır şuruplu, yapay, sentetik gıdalar hepsi GDO'lu olma potansiyeli taşıyor. Ama soya ve mısır herkes takmış durumda. Soya ve mısır sizin yedikleriniz GDO'lu değil, hayvanların yedikleri GDO'lu. Eğer bunun gibi diğer videoları da izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. GDO ile ilgili şüpheleri olan arkadaşlarınız da eğer videoyu görmesini istiyorsanız videoyu paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.